Herkese merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda klozet temizliği yapacağım. Klozette oluşan sarılıklar, kireçlenmeler nasıl geçer, nasıl temizlemeliyiz? Hemen başlamak istiyorum. Şöyle kameramı kenara sabitleyeyim. Başlamadan önce şunu belirtmek istiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi benim klozetimde çok yoğun bir sarılık, çok yoğun bir kireçlenme yok. Bazen yorumlar geliyor. O zaten temizdi, o zaten yeniydi gibi. Şöyle söylemek istiyorum. Şimdi yapacağım uygulamaları klozetiniz ne kadar sararmış olursa olsun, ne kadar kireçli olursa olsun bu yapacağım uygulamaları yaparsanız klozetiniz kesinlikle tertemiz olacaktır diyorum ve hemen başlayalım. Öncelikle eldiven ve maskemizi takıyoruz. Klozet temizliğinde kullanacağım hiçbir malzemeyi ikinci defa kullanmayacağım arkadaşlar. O yüzden yanımızda bir boş çöp kovası bulunduruyoruz. Burada kullanacağım hiçbir malzemeyi kullanmayacağım ikinci defa ve direkt çöpe atacağım. Öncelikle dediğim gibi tekrar kullanmayacağım için böyle bir su bidonunu kestim. İçerisine bir bulaşık tableti ya da toz, çamaşır, deterjanı da olur. Atıyoruz. Bir kettle sıcak su döküyoruz. Bunu bir kenarda bekleteceğim. Sabunu erirken diğer işlemleri uygulayacağım. Dilerseniz bunun içine çamaşır suyu da kullanabilirsiniz. Ben kullanmayacağım. Yine aynı şekilde tekrar kullanmayacağınız bir bez ya da tül herhangi bir şeydi. İçerisine atıyorum ve kenarda bu beklesin. Şimdi biz diğer işlemleri yapacağız. Öncelikle hiçbir işlem yapmadan önce arkadaşlar içerisindeki suyu almalıyız. Çünkü yapacağımız bu uygulama aşağıya temas etmez ve orası temizlenmez. O yüzden içindeki suyu kesinlikle boşaltmalıyız. Yine aynı şekilde bir kola şişesini kestim. Bir de su şişesini kestim. Dışına kesinlikle damlatmadan, hijyen açısından içerisindeki suyu tamamen alacağız. Ve direkt olarak çöpe atacağız. Dediğim gibi yapacağımız uygulamalar suyunu almazsak temas etmez ve temiz olmaz. Özellikle orası kireçliyse çok fazla bir etki olmaz. O yüzden suyu boşaltmak zorundayız. Arkadaki büyük çöpe atıyorum. İçindeki kalan suyu da arkadaşlar yine böyle tekrar kullanmayacağınız bir bezi içerisine koyup suyunu tamamen aldırabiliriz. Şöyle de yaklaştırıyoruz. Dışına kesinlikle damlatmadan direkt olarak çöpe atıyoruz. Şimdi arkadaşlar şöyle bir kağıt havlu ya da herhangi bir peçeteyi şu kenarlarına sabitleyeceğiz ki yapacağımız uygulamalar etkili olsun. Birazcık ıslattım ki oraya daha çabuk yapışabilsin diye. Şu şekilde her tarafını sabitleyeceğiz. Bu şekilde şimdi kullanacağım porçöz buralarda daha çok kalacak ve daha etkili bir temizlik olacak. Şimdi buranın her tarafını peçeteleyeyim ben. Bu şekilde her yerini peçeteledik. Şimdi dediğim gibi porçöz kullanacağız. Başka bir şişenin sprey kapağını alıp porçöze takabilirsiniz. Öncelikle kapak kısmına sıkıp orayı bekleteceğiz. Burası beklerken buraya da ve ortasına da kapağını açıp direkt olarak uygulamamız gerekiyor. Klozetimizde çok fazla kireçlenme varsa çok daha etkili oluyor. Bu şekilde arkadaşlar klozetinizin kirlilik durumuna bağlı isterseniz yarım saat, isterseniz 10 dakika artık bekleme süresi klozetinizin kireçlik durumuna ve kirlilik durumuna bağlı olarak değişir. Bekletebilirsiniz. Ben de bir 10 dakika bekleteceğim. Ortasına da döküyorum. Şimdi bu şekilde 10 dakika bekleyeceğiz arkadaşlar ki hem sarılıklar hem kireçler de yumuşamaya başlasın. Şimdi peçetelerimizi çöpü iyice yaklaştırarak alabiliriz.
Bütün sarılıklar, lekeler zaten şöyle görünüyor. Dışına da anlatmadan tüm peçeteleri de çöpe atıyoruz. Şimdi burayı herhangi bir tuvalet fırçasıyla güzelce fırçalayacağız. Sarılığını ve kireçlerini ya da herhangi bir bulaşık süngerinin sert tarafı da olur, tek kullanımlık. Bu şekilde böyle fırçaladıktan sonra iç kısımlarında da aynı şekilde. Fırçaladıktan sonra arkadaşlar şu hazırlamış olduğumuz sabunlu su vardı burada. Öncelikle bu suyla şöyle kapakların iç ve dış kısımlarını güzelce sileceğiz. Yine dediğim gibi tek kullanımlık bezimizde dışına damlatmadan kapaklarını güzelce siliyoruz. Aynı şekilde iç kısımlarını da. Bu iç kısımlarında arkadaşlar tek kullanımlık diş fırçasıyla da eğer çok bir sarılık varsa diş fırçasıyla da temizleyebilirsiniz. Böylece daha rahat girer elinizin girmediği yerlere ya da bezinizin. Tekrar bir sıkıyoruz. Kapaklarını hem içini hem dışını güzelce bununla tertemiz yapıyoruz. Yine aynı şekilde bunu da çöpe atıyoruz. Bu kalan suyu da içerisine tamamen boşaltacağız. İçerisini tekrar sileceğiz. Ya da tekrar aynı fırçayla çalayabilirsiniz. Şimdi durulama ve sıvılama işlemi yapabilirsiniz. İsterseniz durulayın, isterseniz de herhangi bir bezle silin. Ben de fıskiye ile durulayacağım. Kameramı da biraz geriye alayım. Şimdi bir de kurulayacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi klozetim içi de dışı da tertemiz olmuş durumda. Şöyle göstermek istiyorum. Eğer bu yöntemleri yaparsanız ne kadar sarı ne kadar kireçli olursa olsun kesinlikle klozetiniz tertemiz olacaktır. Klozetin sararmasını önlemek için de arkadaşlar şu klozetler için olan minik toplardan kullanmanızı mutlaka tavsiye ederim. Ben de sürekli kullanıyorum. Çünkü bunlar klozetin hemen sararmasını önlüyor. Ayrıca kokuyu da kesiyor. Bu küçük toplardan kullanmanızı da tavsiye ediyorum kesinlikle. Gördüğünüz gibi bunlarla pırıl pırıl olmuş durumda klozetim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğendiyseniz videoma like atmayı, videolarımın devamını gelmesini isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.